ismi üzerinde fırça ama biz genelde fırçadan başka. Bugün hilal fırça olarak biz ne üretiyoruz? Biraz ondan size bahsetmek isterim. İsmi üzerinde Hilal Fırça, fırça imalatı yapan bir firmayız. Fakat üretmiş olduğumuz ürünler fırçadan daha ziyade yedek parça tarzında ürünlerdir. Örnek verecek olursak, fabrikalarda kullanılan birçok makinenin en önemli aksanını fırçalar oluşturuyor. Şimdi bu fırçaları şöyle kısaca gösterecek olursak, burada gördüğünüz gibi panel tarzında bir fırça, şu şekilde şerit tarzında bir fırça, yine bu şekilde uzun şerit tarzında fırça ve yine bu şekilde kalın kıllardan oluşan konveyör bantları, hatları temizleyen özel üretilmiş fırçalar vesaire gibi, yani yaklaşık 3000'e yakın model üretiyoruz. Şimdi bu fırçaların bir üretim süreci var. Bununla ilgili kısaca bahsetmek isterim. Bunlardan bir tanesi, şimdi firmalar özellikle bu tarz fırçaları bulmak için internet üzerinde bir arama yapıyorlar. Bu aramanın neticesinde Google'da çıkan ilk 3 firma veya 4 firmadan bir tanesini tercih edip onunla iletişime geçiyorlar. Bu iletişimin neticesinde satıştaki müşteri temsilcisi arkadaşlarımız sizinle kurulan diyalog neticesinde önce sizin ne istediğinizi tam olarak anlamaya çalışıyorlar. Yani sizin makinenizde fırça tam olarak nerede çalışacak, nasıl bir iş yapacak, hangi görevi ifa edecek veya nasıl bir pozisyonda çalışacak, bunların tamamını size sorarak sizden bu bilgileri alıyorlar. Bu bilgilerin neticesinde biz ne yapıyoruz? Çünkü sizden gelen bilgiler neticesinde biz kullanılacak olan fırça tabanının özelliğini belirliyoruz. Plastik mi olacak, ahşap mı olacak, polipropilen mi olacak, metal mi olacak veya herhangi başka bir malzeme mi olacak, ısıya mı dayanıklı olacak, sürtünmeye mi dayanıklı olacak, neye karşı artık dayanıklı olacaksa veya nerede nasıl çalışacaksa bununla ilgili biz materyali tespit ediyoruz öncelikle. Çünkü size verecek olduğumuz fırça bir sefer üretiliyor. Yani bu fırçanın geri dönüşü yok. Başka bir yerde değerlendirme şansı da yok. O yüzden bu fırçayı üretirken sizden aldığımız bilgiler çok önemli. Yani fırça üretiminin ilk aşaması sizden doğru bilgi almak, doğru soruları sorup doğru cevaplarla en kaliteli ve en verimli fırçayı imal etmek. Şimdi sizden bilgiyi aldık, fırça tabanını öğrendik, fırça tabanla işimiz bitmiyor. Bu fırçada kullanılacak olan kılın, şöyle gösterecek olursak, bu gördüğünüz ince kıllardan, yani milyonlarca kıldan oluşan bir demet. Bunun özelliği de çok önemli. Yani burada polipropilen kıllar var, polyamid kıllar var, at kılı dediğimiz natürel kıllar var, tampikot dediğimiz yine natürel kıllar var. Şimdi bunları biz sizden gelen bilgiler ışığında değerlendiriyoruz. Fırçanın şeklini belirliyoruz. Kullanacak olduğu alana uygun şekilde. Kullanacak olduğu alanda şerit mi olacak, panel mi olacak, silindir mi olacak, dairesel mi olacak veya farklı bir model mi olacak, farklı açılarda mı işlenecek, farklı yoğunluklarda mı işlenecek, bunların tamamını yine sizin kullanacak olduğunuz hatta veya kullanacak olduğunuz alana uygun şekilde satış temsilcisi arkadaşlarımızla beraber, onların da zorlandığı noktalarda mühendis arkadaşlarımızla iletişime geçip onlarla birlikte tasarımlar ve resimler üzerinden yürümeye ve onun üzerinden ürün üretmeye çalışıyoruz. Şimdi ilk aşaması dediğimiz gibi çok önemli. Fırça siparişi verirken burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Nerede kullanılacağını, nasıl kullanılacağını, hangi ortamda kullanılacağını ve ne iş yapacağını doğru şekilde bildirirseniz bizden size kesinlikle tam da istediğiniz gibi bir ürün çıkar. Şimdi fırça kılını belirledik, fırça tabanını belirledik. Daha sonra bunların kesme, işleme, şekil verme işlemleri başlıyor. Kesme, şekil verme işlemlerinden sonra yine aynı şekilde kılların da kıl uzunluklarına veya fırça ebatlarına, ölçülerine göre boyutlamaları yapılıyor. Çünkü bunlar daha uzun ebatlarda oluyor. Bunlar daha kısa, daha uzun, daha da kısa kesilebiliyor. Kıl cinsine göre bunlar ayarlanıyor. Bunlar ayarlandıktan sonra bu arkadaşımız sipariş aşamasını tamamlamış oluyor. Sipariş aşamasını tamamladıktan sonra satıştaki arkadaşımız kendi geliştirmiş olduğumuz üretim programı üzerinden hangi özellikte ise yaklaşık işletmemizde şöyle gösterelim geniş olarak da. İşletmemizde
işletmemizde 7 tane CNC fırça üretim hattı mevcut. Bunların her birisinin özelliği farklı, her birisinin yapısı farklı, her birisinin yapmış olduğu fırça şekli farklı. Şimdi burada gördüğünüz 5 eksen dediğimiz makinede çok spesifik özellikli fırçaları rahatlıkla üretebiliyoruz. Panel, silindir, şerit, kıl, tel, bu şekilde ahşap üzerine plastik çakımı gibi birçok üretimi, birçok ürünü üretebiliyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi satış temsilcisi arkadaşlarımız fırçanın şekline göre üretimdeki hattımıza burada kullanmış olduğumuz bir uygulama üzerinden fırçanın üretim tarihi, fırçanın teknik özellikleri, fırçanın üretileceği firma bilgisi vesaire gibi tüm bilgileri yapmış olduğumuz uygulama üzerinden üretime gönderiyor. Üretimdeki üretim personeli arkadaşımız da oradan bakarak hangi kıl, hangi taban, hangi işlem, panel, silindir, dairesel vesaire gibi bunları belirleyip sonra üretime alıyor. Yani şu an üretimde gördüğünüz gibi ahşap üzerine plastik kılları çakıyoruz. Yani bu tarz fırçaları da genel olarak ülkemizde üretme kabiliyetine sahip ender firmalardan birisiyiz. Şu an bu görmüş olduğunuz fırça yaklaşık 1,5 metre boyunda. Bunların yaklaşık 2 metreye kadar işleyebiliyoruz. 2 metreye kadar bunların üretimlerini gerçekleştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu fırçaların özellikle CNC fırçalarda üretilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü kaliteyi etkileyen en büyük faktörlerden bir tanesi bu. Buradaki fırça delik çapından üzerine işlenen kılın yoğunluğuna, bunun taban içindeki girdiği mesafeye varana kadar tüm detaylar ustalık, bilgi, birikim ve teknoloji gerektiriyor. Ustalık, bilgi, birikim olabilir ama teknolojiyle birleştiremezseniz bunu ciddi sorunlar yaşarsınız. Bizdeki CNC makinelerin mantığı şudur. Aynı eksende delip aynı eksende çakma yapıyor. Yani hiçbir şekilde şaşırma, karıştırma veya başka problemler oluşturmuyor. Bunlar çok önemli ve çok hassas noktalar. Fırça kıllarının işlenme şekli, oradaki makinenin çekmesi veya yerleştirmesi, delik içine zımba yapması vesaire gibi bunların hepsi teknik detaylar, teknik özellikler. Yine biraz önce de söylemeye çalıştığım gibi teknik bilgi, birikim, ustalıkla beraber teknolojiyi de geliştirmek gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz 5 eksen bir fırça makinesi, 4 eksen fırça makinamız var, 3 eksen fırça makinamız var, 2 eksen fırça makinamız var, silindir fırça makinamız var ve dairesel şerit dediğimiz bunları işleyebilen fırça makinalarımız mevcut. Şimdi fırçanın kısaca üretim safhalarından sipariş almakla başladık. Doğru ürünü almak için doğru bilgi, doğru soru, bunlar şart, bunlar önemli. Daha sonra doğru ürünleri, doğru malzemeleri belirledikten sonra CNC fırça makinalarında bunları işlemek ve işledikten sonra iş bitmiyor. Asıl oradan sonra şöyle, şimdi bu fırçayı makinalarımız işlerken, belli toleranslar içinde işliyor. Yani burada kıl boylarında farklılıklar olabiliyor. Bu işlemden sonra müşterimizin istediği boyda ve ebatlarda bunları kesme ve tıraşlama işlemine tabi tutuyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Daha sonra kalite kontrolündeki arkadaşımız alıyor bunları, tek tek kontrol ediyor. Herhangi bir hata var mı? Herhangi bir kusur var mı? Herhangi bir problem var mı? Herhangi bir üretim sıkıntısı var mı? Baktıktan sonra eğer yoksa tıraşlama ve kalite kontrolden sonra paketleme. Paketlemeden sonra da bizim işimiz bitmiyor. Asıl ondan sonra da en uygun kargoyla ve en uygun ambalaj şekliyle göndermemiz gerekiyor. Çünkü bunlar hassas parçalar. Yani fırçadan ziyade bunlar yedek parça diyebiliriz. O yüzden bu hassas parçaları hassas bir şekilde paketlemek gerekiyor. Bunlar paketlendikten sonra anlaşmalı kargomuzla size gönderiliyor. Size ulaştıktan sonra bizim yine iletişimimiz devam ediyor. Fırçayı aldınız mı? Kontrol ettiniz mi? Yerine uyguladınız mı? Taktınız mı? Ve çalıştırdınız mı?
Ta ki siz artık bu fırçayı kullanıp ve memnun olana kadar bizim üretim sürecimiz ve bu proseslerimiz devam ediyor. Burası çok önemli. Çünkü biz Hilal Fırça olarak müşteri memnuniyetini en temel ilke olarak kabul etmiş bir firmayız. Sizden gelecek olan en küçük bir geri bildirimi hemen kayıt altına alıp gerekli iyileştirmeleri yapıp eğer değişmesi gerekiyorsa tamamen fırçayı da değiştirip sizin için en uygun olan ürünü üretmeyi kendimize ilke ve hedef edindik. Bu uğurda da hiçbir şekilde geri adım atmıyoruz. Bugün 7 tane CNC fırça makinesiyle 2000 metrekareye yakın üretim hattıyla onlarca personeliyle Türkiye'de hizmet veren nadir endüstriyel fırça üreten firmalardan bir tanesiyiz. Bununla kalmadık. Şu an yaklaşık 45 ülkeye parsiyel de olsa ihracatlarımız, Amerika'ya kadar ihracatlarımız gerçekleşti. Hatta Tanzanya'yı bile yerini biz ihracat yaptıktan sonra öğrendik. Dünyanın birçok noktasında fırçalarımız çalışıyor. Bu haklı gururu da ülkemiz ve milletimizle beraber yaşıyoruz. Kısaca size fırçanın serüvenini anlatmaya çalıştım. İlk sipariş aşamasından son sevkiyatından size teslim olana kadar ki tüm süreci hem kayıt altında tutuyoruz hem kontrol altında tutuyoruz. Yani ISO dediğimiz sistemin tüm gerekliliklerini, kalite dediğimiz olgunun tüm gereksinimlerini bu işletme, bu fabrika yerine getiriyor. Sizlere kaliteli fırça verebilmek adına yani biz yatırım yapılması gerekiyorsa yapıyoruz, eğitim alması gerekiyorsa alıyoruz. Her türlü bu tarz yatırımlardan korkmuyoruz, çekinmiyoruz, yapmaktan da geri durmuyoruz. Bugün kısaca 5 eksen makinamızdan, şerit ve panel tarzı fırçalarımızın nasıl üretildiğinden, sipariş aşaması neler olduğundan bahsetmeye çalıştım. Ama ilerleyen zamanlarda yine farklı ürün konseptleriyle, farklı ürün modelleriyle nasıl üretildiğiyle alakalı videolar yapıp yine kanalımızdan paylaşmaya devam edeceğiz. Teşekkürler.